Şelale Hanım, bu sefer kimle chatleşiyoruz? Vallahi az değilsin ha. Dur bir dakika ya. He. Siyah, uzun... Ya sen dur be oğlum. Yılansın sen yılan, hem de kobra. O ne acayip adamsın. Dün JJJ bış bış diye konuşuyordun. Şimdi de tıslamaya mı başladın? He, bıraktı sımısı. Gördüm o kızı, güzel bir yengeydi. Ne, fena değil. İnsan olarak iyi bir kız. Yardımsever, cefakar, fedakar. Sonu karla biten başka bir şey yoktu değil mi? O zaman evlen gitsin be oğlum ha. Arkandan da biz evleniriz. Ne alakası var oğlum? Benim seninle ne ilgim var? Allah Allah. Boy sırasına göre mi evleniyoruz? Ya sen önden bir evlen, boy ver. Biz de ona göre evleniriz ha kanka. Ha. Seni gidi seni. Allah'ın sapık cücesi. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Ama üçüncüsünde mutlaka yakalanır. Seni de bu bombalı proyla yakalayacağım Mazhar Bey. Yeryüzündeki bütün erkekler ölmeli. Hepsi ölmeli. Aşağılık alacaklar. Ne kadar çok erkek ölürse dünya o kadar temizlenir. Baylar Filiz, içmeyen keriz, içen de keriz. Allah Allah, nasıl oluyor iş? İçsek de içmesek de keriz oluyoruz yani. Hiç anlamadım. Baha, demleyen de keriz oluyor mu? Olmaz mı abi? 122 milyon yarışmasında yarışır gibi asgari ücretle çaycılık yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, bugün de Böğüttün Bey'in kol kolasıyla ilgili eğer ilginç bir şeyler yazamazsak... sanırım Önder Bey bizlerle kim popişine tekme yemek ister yarışması yapacak, ona göre. Suat doğru söylüyor. O kadarıyla yetime kampanyasını bugün bitirmeliyiz. Şşt, geliyorlar. Buyurun Böğüttün Bey'ciğim. Buyurun efendim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun efendim. Teşekkürler Önder Bey. Böğüttün Bey'in kampanyasını ne yaptınız arkadaşlar? Tüketicide daha fazla kola tüketme isteği uyandırmak için ben şöyle bir şey düşündüm efendim. Bunlardan 100 tane biriktirip getirene finger death vereceğiz. Finger death mi? Evet. Ne demek o? Onu ben de bilmiyorum. Onu da düşünüp bulacağız efendim. Olmaz öyle şey. Böyle saçma şeylerle vakit geçiremeyiz. Başka bir şeyler var mı arkadaşlar? Başka bir şeyler. Mazhar'a yardım etmeyeceksin ha? Peki bu kararından emin misin Ruhsar'cığım? Evet eminim gözüm abla. Ama Mazhar tek başına o şeytan kadınla başa çıkamayabilir. Tek başına beni sinir etmeyi başarıyorsa onu da başarsın o zaman. Aa! Mazhar'ın başı yine belada. Hani? Bak, bak işte yazıyor. Hadi git adama yardım et. Hayır etmeyeceğim gözüm abla. İlk önce o yardım edilmeyi hak etsin bakalım. Önder Bey ve tabii Böğüttün Bey, şimdi benim şöyle bir fikrim var. Aynı tüp su gibi damacana kola üreteceğiz. Böylelikle kol kolanın tüketimini de arttırmış olacağız. Nasıl, beğendiniz mi? Bravo oğlum Mazhar, bravo. İşte olay bu. Evet, evet, çok güzel bir fikir. Torokslardan akan kola kaynağından el değmeden doldurulmuştur diye yazdık mıydı üzerine? Bu iş tamamdır. Hayır Böğüttün Beyciğim. Bana kalırsa karlı kayın ormanında akan kola kaynağından doldurulmuştur diye yapalım. Evet. Buyurun Böğüttün Beyciğim, bu konuyu odamda konuşalım. Konuşalım buyurun Böğüttün Bey. Oğlum damacanayı getiriver bakayım buraya bari. Ne dedin Önder Bey? Zıvır şeylerle uğraşıyorsunuz. Ondan sonra diyorsun ki yok böyle olacak. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Yasemin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ben seni rahatsız etmiyorum umarım Mazhar. Yok yok, biz de bir işi daha yeni bitirmiştik. Geyiğe başlamak üzereydik. Benim de bugün Küba'dan bir arkadaşım geldi. Bana pro getirmiş. Öyle mi? Ne güzel. Ama ben bir bayan olarak pro içmeyi uygun bulmuyorum. Niye o? Güzel elastiki Türkçemiz ve güzel argomuz kadının pro içmesine pek hoş bakmıyor. Evet, haklısın galiba. Ben de bu yüzden pro'yu size getirdim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Yasemin. Rica ederim, afiyet olsun. Mazhar evladım, bu damacanaya ne ad verebiliriz? Aile boyu diyemeyiz herhalde, küçük kalır. Haklısınız Önder Bey. Aile boyu diyemeyiz de sülale boyu ya da aşiret boyu falan demek lazım. Bravo evladım, bravo. Çekuara'dan sonra seninle iftar ediyorum. Sağ olun. Bu ne? Pro. Küba prosu. Epeydir içmemiştim. Çok teşekkür ederim evladım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Karlı kayın ormanında... Ama ben o proyu size getirmiştim Mazhar. Evet haklısın ama ne olacak canım, yaşlı adam içsin. Zaten ben proyu değil de nargileyi severim.
Tophane'de güzel bir nargileyi Turo'ya tercih ederim. Ne oluyor? Önder Bey'in odasına intihar saldırısı oldu. Çocuklar koşun, koşun, koşun. Önder Bey, Önder Bey! Ne oluyor? Kola damacanası patladı. Ya ama nasıl olur, nasıl patlar damacana? İşte patladı. Damacanayı sallayıp kolayı köpürtmek isterken aniden patladı. Hem zaten bu damacanaya göre pipet bulmak da zordu. Ah, ah, ah canım havale profesör. Ne hale gelmiş, Allah kahretsin. Artık içinden de bu. Gözün aydın Ruhsar'cığım. Mahsar'cığın yine kurtuldu. Ne yapayım? Hadi Ruhsar, boşuna öyle ilgisizmiş gibi davranma. Mahsar'a bir şey olacak diye içinin gittiğini biliyorum. Aman, hiç de içimin gittiği falan yok. Sadece meraktan izliyorum, o kadar. Ay ne diyeyim Allah, Allah ikinize birden akıl fikir ihsan etsin. Yani maşallah siz ileride cennette bile kavga etmeyi becerirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma, görsün millet.